Onur Yıldız teşekkürler. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun diyelim Teşekkür sonuçtan ederim. ötürü. Aslında her şeyi içinde barındıran bir maç. Goller, kırmızı kartlar, inişler, çıkışlar, geri dönüşler ama netice itibariyle bugün kupaya veda ediyorsunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? Şimdi tabii maçın büyük bir bölümünde kazanmak için oynadık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Rakibimiz bugün özellikle direkt hücumu tercih etti. Yani normal Başakşehir'in oyunun dışında direkt toplarla, uzun toplarla, ikinci toplarla kalemize gelmeye çalıştılar, defans arkası toplarla. Ve burada tabii ki verdiğimiz pozisyonlar vardı, goller vardı. Birincisi rakibimizi tebrik ediyorum. Burada daha çok pozisyona giren, oyun içinde daha çok olan takım bizdik. Ama girdiğimiz pozisyonları, net pozisyonları değerlendiremedik. İki tane direkten dönen top, iki tane sayılmayan gol. Tabii penaltı pozisyonları vardı bu maçla ilgili. Bunlarla ilgili de konuşamıyoruz. Biliyorsunuz yani penaltı olup olmadığını söylesek bile disiplin kuruluna sevk ediliyoruz yeni kurallar gereği. Yani çok demokratik bir ortamda değiliz. Özgür değiliz. Özgürce fikirlerimizi burada söyleyemiyoruz. Artık yakında herhalde maçlarla ilgili de konuşmamızda korkular içerisinde acaba sevk edileceğiz mi, sevk edilmeyeceğiz mi diye korkularımız olacak. Ama dediğim gibi maçın genelinde istesek de yapmaya çalışsak da girdiğimiz pozisyonları, net pozisyonları bu anlamda değerlendirdik. Rakibimizde girdiği pozisyonlar vardı. Kazandıkları için tebrik ediyorum. Bizim için tabii ki üzücü. Kendi sahamızdaydık. Daha iyisini yapmak istiyorduk. Turu geçmek istiyorduk. Bugün bunu başaramadık. Özellikle dediğim gibi bunun dışında çok fazla maçla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Hocam son dönemde tabii verilen zorunlu aralar, onun öncesinde Dünya Kupası arası bir siz de zaman zaman bunu belirtmiştiniz. Bir ritim kaybı yaşadı mı Galatasaray, bu sizi fazlasıyla etkiledi mi en azından? Bugün bunu görmedim. Bugün çok baskılı oynadık. Oyun içerisindeydik. Çoğunlukla yani fiziksel olarak daha üstün olan takımdık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Onun yanında da rakibimize geçişlerden özellikle uzun toplardan pozisyonlar verdik. Bugünkü en büyük sıkıntımız buydu. Yani tabii üzülüyor insan ama buraya da tabii ki çeyrek finalde oynamak, yarı finale çıkmak istiyorduk. Finale oynamak istiyorduk. Kupayı kazanmak istiyorduk. Artık ana hedefimiz lige yöneleceğiz. Oyuncularım da üzgün. Tabii kafalarında çok fazla da soru işaretleri var. Yani gerçi bununla ilgili biliyorsunuz Sayın Lale Orta ve Hudalas'la birlikte açıklamalar yaptı. Yani bizim kafamıza takılan sorular vardı. Kafamıza takılan maçlar vardı. VAR'daki hakem hataları yani bizim hakem hatası olarak düşündüğümüz şeylerin birebir doğru olduğu çıktı açıklama yaptılar. Bu anlamda ben mutlu oldum. O anlamda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yani bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlar onlar da kırmızı kart dedi. Ya bugün de buna benzer maç içerisinde penaltı pozisyonları vardı. Bunlarla ilgili de belki yine tekrar değerlendirme olacaktır. Ama genel olarak oyuncuların kafasında da yani son haftalarda yaşadığımız bu hatalarda bir yandan yer alıyor. Onunla ilgili de korkuları var. Hocam son olarak çok kısa sorayım. Aslında sizin ifadenize pas atarak, sizin kafanızda soru işaretleri var mı hocam kalan haftalarla ilgili, bu yaşanan durumlarla ilgili? Tabii ki çıkıp açıklama yapılması yani Lale Orta'nın yani VAR hakemlerinin yaptığı hataları net bir şekilde ortaya koyması bu anlamda yani bizi sevindirdi. En azından yani pozisyonda ne olup olmadığını öğrendik. Yani 2-3 haftadır aleyhimize verilmeyen kararların ne olduğunu öğrenmiş olduk. Bu anlamda sevindik. Yani bizi aydınlatmış oldular. İnşallah bundan sonra hiç kimse için olmaz. Yani hiçbir takım için olmaz. Bizim lehimize de olmaz. Çünkü bizim lehimize olduğunda da çıktık bunu söyledik. Yani Galatasaray Kulübü bu büyüklükte lehine olduğu şey dedi. Önce Galatasaray Kulübü çıktı. Lehimize bir hata yapıldı diye söyledi. Aleyhimize de olabilir, lehimize de olabilir. Hiç olmasın. Hiç kimsenin lehine aleyhine hatalar yapılmasın. Herkes işini yapsın. Çünkü burada inanılmaz bir mücadele var. Gerçekten yani bir hafta boyunca koşuyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Yani fiziksel olarak zorlanıyorsunuz, psikolojik olarak hazırlanıyorsunuz. Ama tam olarak hazır olmayan biri sizin hakkınızda kararlar verdi mi? O anlamda sıkıntı oluyor ama dediğim gibi yani bu haftaki değerlendirmeler bu anlamda bizi sevindirdi. Lale Orta ve ekibine bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Biz de size teşekkür edelim. İyi akşamlar dileyelim. Okan Buruk'un değerlendirmeleri, görüşleri bu şekildeydi Onur Yıldız.